Antalya Eczacı Odası Alanya Temsilcisi Eczacı Okan Ahmet Yılmaz, Alanya'da maske satın alma ve kullanımı hakkında Alanyalılara önemli mesajlar verdi. Yılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Covid-19 salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de halkımızın sağlığını ve yaşamını hiç görülmemiş derecede tehlikeye sokmuştur. Bu süreçte biz eczacılar ve birlikte görev yaptığımız eczacı teknisyenlerimiz, görevi başındaki hekim, hemşire ve diğer tüm sağlık çalışanları gibi yüksek risk altında halkımıza hizmetten geri durmayan meslek mensuplarıyız. Cephedeyiz ve bu beladan halkımız tamamen kurtulana kadar da bir adım geri atmadan yeminimizin gereğini yapmaya devam edeceğiz. Son günlerde malumunuz maske konusu neredeyse adı maske savaşlarıyla anılacak derecede gündemi meşgul etmektedir. Maalesef eczanelerimize 2019 yılında 40-50 kuruşa maske alırken bir anda aynı maskeleri 4-5 liradan temin etmek zorunda kaldık. Ayrıca maske konusunda eczanelerin ilaç tedarikini sağlayan ulusal eczan depoları bizim gözümüzde sınıfta kaldı. Bu süreçte eczan depolarından tanesi 3 lira 80 kuruşun altında maske alamadık. Acı olan haftanın 7 günü 24 saati her bir bireyimizin ulaşıp hizmet alabileceği eczaneler günah keçisi yapıldı. Birçok meslektaşımız bu fahiş fiyatlarla maske alıp satmak istemedi. Hatta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın maske fiyatlarının normal bir seviyeye düşeceği açıklamasından sonra biz de üyelerimizden beklemelerini talep ettik. Fakat gördük ki üretilen maskeler öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarına yetebildi. Son günlerde nerede, hangi şartlarda üretildiği belli olmayan maskeleri pazarlamak için hiç hayatında maske görmemiş insanlar piyasada maske satmaya başladı. Bazı merdiven altı üretim yerlerinde maskelerin nasıl üretildiğinin görüntüleri de bizi dehşete düşürmüştür. Eczacı odası olarak belgeleri ve sertifikası tam olan firmalarla anlaşma yaptık. Halkımızın uygun fiyata maskeye ulaşabilmesi için eczanelerimize maske temin etmeye başladık. Elimizden geldiğince eczanelerimize uygun fiyatta maske temin etmeye devam edeceğiz. Lütfen ne olduğu belli olmayan maskelerden vatandaşımız uzak dursun. Ticaret Bakanlığı'nın bölgemizde yaptırdığı denetimler sonucunda bazı meslektaşımıza yazılan cezalarla ilgili hukuki süreçte başlatılmıştır. Sosyal medyada ve diğer platformlarda konuyla ilgili bilgi sahibi olmadan hakaretvari yorumları ve yazılan cezaları reddediyoruz. Halkımızın dün olduğu gibi bugün de yarın da her zaman en yakın sağlık danışmanı olmaya devam edeceğiz.